Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine bir doğa videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle beraber geçtiğimiz haftalarda işlediğimiz portatif kamp baltası, Tomahawk baltasını için sap yapma videosunu işleyeceğiz, konusunu işleyeceğiz. Ben gördüğünüz gibi burada bir sap için bir parça odun buldum. Bu geçtiğimiz haftalarda çıkan fırtınada kırılan bir daldan kestim bunu. Gördüğünüz gibi baltam burada. Baltamı buna yerleştirip iple bağlayacağım. Ardından bir tane de kesme testi yapacağız. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz şimdi projemize geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şansıma benim odunum buradan çatlak çıktı. Ben direkt bu araya yerleştireceğim baltamı. Umarım dayanır. Yarı yarıya kurumuş bir odun bu. Bu projede kendinize balta sapı yapmak istiyorsanız aslında yaş olan odunları veya dalları kullanmanız gerekiyor. Çünkü kurumuş dallar bağlarken kırılabiliyor. Bunun önüne geçmek için yaş odun ile bağlayıp o şekilde kullanmamız gerekecek arkadaşlar. Şimdi şuradan ben baltamı çıkartayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kabaca bir çentik açtım buraya. Şimdi baltayı yerleştireceğim. Hatırlarsanız baltanın şurasında bir takılma çentiği yapmıştık. Burada geriye kaymaması için. Bu sap biraz kalın oldu buna. Ama bu proje için yeni bir ağaç kesmek istemedim. Yeni bir dal kesmek istemedim. Kazığı kırık olanı kullandım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi baltayı geçirdim. Şuradan da bir çentik yeri açmam gerekecek. Şuradan. İlk başta odunu alttan boğuyoruz ki balta aşağı kaymasın diye. Burada sıkıştırması için. Burada çok sıkı sarmamız gerekiyor bunu. Evet, baltayı bağladım kabaca. Şimdi burada çok fazla ip arttı. Bu ipi tabii ki kesmek istemiyorum çünkü ileride ben bu ipi kullanacağım. Dolayısıyla buradan artan ipi alttan baltanın sapını boğmaya devam ediyorum bu iple. Evet, bağlama bitti. Gayet sağlam oldu. Bu dediğim gibi biraz kalın bir sap oldu bunun için. Çok kabağa kaçtı ama dediğim gibi yeni bir dal kesip bir ağaca zarar vermek istemedim. Fırtınada kırılmış bir ağaç bunun için en uygun. Şimdi kabaca bir test yapalım isterseniz. Gördüğünüz gibi kaymıyor. Yani böyle bir baltayla 15-20 santim çapındaki bir ağacı devirmemeniz için hiçbir neden yok. Gayet sağlam olmuş. Benim de bu baltayı bu ilk kullanışım oldu. Ben memnun kaldım işin açıkçası. Bu arada bu kesmeye çalıştığım dal parçası şimşir parçası arkadaşlar. Bayağı sert bir ağaçtır. Gördüğünüz gibi kolaylıkla kesebildim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuzun sonuna geldik. Baltamıza uygun bir sap yaptık. Şöyle size yakından göstereyim. Baltayla işimin bittiğini varsayarak şimdi bunu çözeceğim ve baltayı tekrar kınına koyup yoluma devam edeceğim. Bir dahaki kamp alanımda lazım olursa tekrar bir dal parçasıyla, bir odun parçasıyla tekrar bir sap yapıp kullanacağım. Şöyle arkadaki deliklerin kullanımı şu şekilde. Belki bu delikleri birazcık daha büyük yapmam gerekiyordu. Tek sefer ip geçirebiliyorum. Bir büyük boyla bunları 6 milimle delmiştim sanırım. 7 milim veya 8 milim bir matkapla delip 2 defa ip geçirip daha sağlam oturtabilirim sapa baltayı. Gördüğünüz gibi kolaylıkla kendiliğinden çıktı. Bunu buraya bırakacağım ben. Eğer ilerleyen dönemlerde buraya tekrar gelirsem belki bunu kullanabilirim. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan yorum yapmayı ihmal etmeyin. Ben dilim döndüğü kadar size tekrar cevap vermeye çalışacağım. Videomu beğenmezseniz de neden beğenmediğinizi aşağıda açıklarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdilik söyleyecek bir şey kalmadı. Tomahawk taşınabilir kamp baltası bu şekilde kullanılıyor. Bunu bu şekilde sap yapılıyor. Hemen yerine kaldırıyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.